Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda hiç yavru bakmayan takımımızın altına bir tane yavru kaydırdık. Bu işlemi niye yaptık? İlk önce ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar, bu işlemi şundan dolayı yaptık. Normalde o yavru şu alttaki takımımızın kendi öz yavrusuydu. Ama bu takımın altına şu takımın yavrusundan kaydırdım. Şuradaki takımın altındaki yavrulardan kaydırdım. Niye kaydırdım? Bunlar çok kızgınlaştığı için bu takımlar yavrulara bakmadılar. Tekrardan kuluçkaya yatmak istediler. Yavrulara olan ilgilerini kestiler. Ben de o zaman ne yaptım? Bakıcı bir takımın altına koydum. Çok da güzel baktılar arkadaşlar bunlar. Ama kendi iki tane yavrusu vardı. İkisi de küçüktü kaydırdığım yavrularda. Onlar ölmesin diye de onları da alıp aşağıdaki takımımızın altında kaydırmıştım. Ama şöyle bir durum oluştu. Bir tane yavrumuzun sağlık durumu kötü. Hani iç paraziti var büyük ihtimalle. Sizlere göstereceğim. Bağırsak enfeksiyonu gözüküyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. İki yavruyu da bu takımın altına kaydırmıştım. Yavruların ikisini de ilk gün beslediler. Sonradan küçük olan yavruyu beslemediler. Neden beslemediler? Yavru da dediğim gibi bağırsak enfeksiyonu başlamış. Hayvan onun hasta olduğunu anlamış. Yani çok zeki hayvanlar. Nasıl, nereden anlıyorlar inanın hiç bilmiyorum ama hayvanın hasta olduğunu anlamış ve beslemeyi kesmiş arkadaşlar. Bunu da niye yaparlar? Hayvanı beslemez. O sağlık sorununu değil, yuvadaki diğer yavrulara geçirmesin diye ölmesini bekler arkadaşlar. Hani böyle bir yöntemleri var bunların. Hasta kuşu biliyorlar, beslemiyorlar, ölmesini bekliyorlar. Böyle bir durumları var. Bakın şöyle yuvayı da göstereyim. Küçük yavruyu tekrardan buraya kaydırdım o yüzden. Bakın kardeşleri de onunla oynuyor şu anda. Yuvayı ne zaman temizledim? 3 gün önce falan temizledim arkadaşlar. Bunlar çok su içtiği için yuva erken kirleniyor. Biz de 4-5 günde bir yuvayı temizliyoruz. Bakın bunların hepsi neredeyse başka yuvadan kaydırma arkadaşlar. Arkadaki beyaz olsun, buradaki yeşil olsun. Bu yeşil mesela kralın kendi öz yavrusu. Arkadaki su yeşili olsun. Onun zaten tüylerin annesi yediydi belli zaten yendiğinden arkadaşlar. Buradaki sadece kendi yavrusu, bakın bu gri. Şu üçü kendi yavrusu sadece. Bir de bu. Yuvayı tekrardan temizleyeceğim dediğim gibi. 2 gün falan oldu. 4-5 günde bir yuva temizliği yapıyorum bunlarda. Çok su içtiği için arkadaşlar yuva erkenden kirleniyor. Bunun gibi başka yuva sorunu olan hangisi var? Sultanlarımız var. Sultanlar yavruları olduğu zaman çok fazla su tüketiyor arkadaşlar. Yavrulara çok fazla su verdiği zaman da hayvanların dışkıları sulu oluyor. Hani açık konuşmak gerekirse. O yüzden de yuva erkenden kirleniyor arkadaşlar. Bayağı bir kirletiyorlar yani yuvayı ama problem değil. Malzeme bitmiyor elimizde. Sürekli temizliyoruz. Bakın diğer yavrumuz da burada. Bunlar hiç yavru bakmamış olmasına rağmen, dişimiz özellikle erkek baktı ama dişinin ilk kuluçkası hiç yavru bakmamış olmasına rağmen gördüğünüz gibi arkadaşlar kursak dolu. Bugün ikinci günü. Yani besliyorlar. Beslemede sıkıntı yok ve yatıyorlar hayvanın üzerine. Çok da güzel yatıyorlar. Hiçbir problem yok. Vücut gayet sıcak. Hatta hasta aldığım yavrunun da vücudu gayet sıcak. Bakın hasta olduğunu nereden anladık? Ben sizlere göstereyim. Hayvanı elime alacağım şimdi. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın karın kısmına bakın arkadaşlar. Bu kara benek değil. Bu nedir? Bu bağırsak enfeksiyonu arkadaşlar. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu durumlarda ne kullanacağız? Bizim iç parazit ilacımız var. Siteye yeni eklediğimiz gördünüz. 4001 mix diye. Ondan bunlara geçeceğiz arkadaşlar. Sadece bu takımıma geçeceğim. Yavrunun kurtulma ihtimali birazcık zor. Çünkü henüz çok küçük arkadaşlar. Hani büyük olsa kurtulma şansı vardı ama küçük olduğu için birazcık hastalığı ağır geçecek. Biz yine de vereceğiz. Ne olur ne olmaz. Belki iyileşir diye. Onun haricinde diğer yavrularda varsa, başlangıcı varsa onlarda o başlangıç olmayacak. Ama dediğim gibi diğerlerinin hepsinin komple sağlık durumu güzel. Sadece bunda bağırsak enfeksiyonu var arkadaşlar. O da neden olur? Neden kaynaklanır? Çok bilgim yok. Genelde hayvan doğuştan taşıdığı bir hastalık olduğu zaman ortaya çıkar. Bu arada bunlar niye bu kadar coştular? Telefonun plakası açık herhalde. Ondan bağırmaya başladılar. Sultanlarımızı gösterelim. Başka göstereceğim yuva. Bunların yavrusu çıktı mı bu arada? Ona hiç bakmadım bakın. Bunların yakında yavrusunun çıkması lazım. Şu an için 3 yumurta dolu gözüküyor. Normalde hepsi doluydu bu arada. Tekrardan kontrol edelim. Bozulmuş yumurta olma ihtimali var. Çünkü dişimizin ikinci kuluçkası arkadaşlar. Yarım yamalak biliyor işi. Daha tam anlamıyla bilmiyor. Tam anlamıyla öğrenmesi için bir sonraki kuluçkada tamamen yavruları çıkartacaktır. Yavrusu olanlara daldırı verdim. Sadece şu ikisine vermedim arkadaşlar. Yavrusu olanlara daldırı verdim. Bakın Japoneslerim orada.
Çivisizimiz de orada arkadaşlar, görüyorsunuz. Onun tüyleri 1,5 ay falan önce tamamlanır gibi duruyor. Çünkü ta tüy köklerine varana kadar dişi yolmuş arkadaşlar. Tekrardan uzaması birazcık zaman alacak ama kesinlikle uzayacaktır. Resesif yuvasını göstereyim. Buradan çok yavru bekleyen var. Japon esin bir yavrusunu da buraya atmışım mesela. Bu arada ışıklar gitti. Bakın arkada güzel bir tane beyaz resesifim var. Kalıp 10 numara. Besleyicilik 10 numara. Elimin dolduruşuna bakın arkadaşlar. Elim full doldu şu an komple. Kanatta şurada bir yerde siyah bir lekesi olacak. Bakın net bir şekilde gözüküyor. Burada. Bu tarafta da silik bir şekilde olacak arkadaşlar. Kafada siyahlıklar olacak. Yani bizim salmaya attığımız yavrunun birebir aynısı neredeyse. Kanat altı da mavi geliyor. Şu parmağım ucum değdiği yer mavi geliyor. İki kişiye şu anda sözüm var. Bunlardan. Buradaki yavrumuz da sarı geliyor. Bu çok güzel olacak mesela. Beyaz da çok güzel. Bunu beslememişler. Gel. Bunu beslememişler. Bu ondan acına bağırıyor. Seni anladılar mı başka birinin yavrusu olduğunu? Gel. Diğerleri de resesif arkadaşlar. Bu yuva komple resesif. 4 tane resesif geliyor. Bekleyenlerin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Buraya atalım bakalım. Bunlar bakacak mı? Hop. Sen ne yapıyorsun? Gel. Burada mesela demiştim ya size su yeşili yavru kendimi hiç ayırmadım diye. Bu kuluçka mesela ortamla beraber bu yavruyu kendimize ayıracağız arkadaşlar. Su yeşili bir yavrumuzun olması lazım. Bunun tüyler tekrardan patlamış geliyor. Şöyle odaklayayım. Yuvayı da olmazsa birazdan ben temizleyeyim. Bayağı bir kirletmiştir 2 günde. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Dün temiz hatta, bu kadar da kirli değildi ama bugün bayağı bir içinden geçmişler yani. Kapatalım böyle yavaş yavaş. Japonya'sı yavrusunu büyük ihtimalle besleyeceklerdir. Ama hastalık varsa dediğim gibi hayvanlar anlıyor arkadaşlar. Nasıl bir anlama şekilleri var inanın çok bilmiyorum ama ciddi anlamda anlıyor ve beslemiyor. Bakın gördünüz yavrunun kursağı dolu. Bununkinin de çok az doluydu. Fazla beslememişler. Büyük ihtimalle beslemeyi kesmişler, o yüzden fazla dolu değildi. Ama anlıyorlar yani, beslemiyorlar. Hayvandaki hastalık diğer yavrulara, yuvadaki yavrulara bulaşmasın diye beslemeyip ölmelerini bekliyorlar. Hatta bazıları yuvadan dahi atıyor arkadaşlar. Kralın yavrusunu gösterelim. Şu aşağıdaki yuvadaki yeşil de kralın yavrusu bu arada. Buradaki de kralın yavrusu. Bakın birebir kopyası zaten. Kafa göz aynı. Bu şu anda erkek duruyor. Diğer yavrumuz garanti erkek. Bu ikisinden biri de İstanbul'da bir abim var. Hangisi erkek çıkarsa onu göndereceğim. Normalde ona ayırdığım kuşun bir tanesi dişiye döndü. Bakın şu karşıdaki yeşil dişiye döndü. Bu arada çok muazzam bir dişi oluyor arkadaşlar. Yani dişi olmasına rağmen kafa yapısı falan 10 numara duruyor yani. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi hangisini beğenirse onu göndereceğim. Beğenmediği de zaten benim kendilerimde kalacak. Çünkü benim de şovlara ihtiyacım var arkadaşlar. Sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için şov yavruları kendime ayırmaya zaten başladım. Bakın bu mesela şov değildir. Bu jumbo'dur. Hemen gösterelim. Bunun şov olma ihtimali var. Arada karışmış olma ihtimali var. Bunu da kendinize tutacağız o yüzden. Burada var yavrumuz. Görüyorsunuz. Burada tüyleri yolunan bir yavrumuz var. Karşıdaki mor yavrumuz var. O da dişi bu arada. Onu da yakında aşağı kata alacağım. Hani yavrular gayet güzel geldi. İstediğim ayarda geldiler arkadaşlar. Aşağıda da bir tane var. Bunun da tüylerini babası yoldu. Bu iki kuluçkada kuşlarda inanılmaz bir kızgınlık var arkadaşlar. E vitamini geçmemiş olmama rağmen. Yaptığım mama içerisinde kızıştırıcı bir etken de yok. Sadece verdiğim kırmızı pancar ve kırmızı havuç yani şalgam var. Onu da vermek durumundayım. Veya bal kabağı da veriyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok hani muhteşem bir vitamin içeriğine sahip. Sizlere tavsiye ederim. Yaptığınız mamanın içerisine kırmızı pancar, siyah havuç yani şalgam veya bal kabağı rendeleyip suyunu sıkılmış bir şekilde koymanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hayvanlar çok seviyor hem de çok faydalı bir ürün arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi tavsiye ederim. Kullanmanızı öneririm. Şunlarda dün bayağı bir çiftleşme gelişimi oldu. Oturdum yaklaşık 45 dakika. Karşıdan bunları izledim arkadaşlar. Erkek dişinin üstüne basıyor, diğer tarafa atlıyor. Oyun yapıyor. Niye öyle yapıyor anlamıyorum ama dişi büyük ihtimalle tam durmayı bilmiyor. O yüzden dolayı erkek çiftleşmeyi halledemedi. Çünkü erkekten bir kuluçka yavru aldık. Dişisi ölmüştü erkeğimizin. O yüzden tekrardan beşleme yaptık. Bunda da olacaklar ama. Bekliyoruz. Sabırla bekliyorum arkadaşlar. Olmazsa deneyeceğim başka kuşlarımız var. Şu aşağı katı göstereyim. Bakın resesif yavru vardı ya yuvadaki beyaz. Bunun birebir kopyası geliyor arkadaşlar. Sadece şu üstündeki siyahlar biraz daha silik renkli olacak. Kanattaki siyahlar daha doğrusu. Kafasındakiler aynı olur da. Kanattaki siyahlar biraz daha silik renkli olacak arkadaşlar. Gri tonunda oluyor yani. Burada güzel dişlerimiz var. Bakın karşıdaki mavimiz çok çok güzel oldu.
Yani jumbo yavru arkadaşlar, o şov değil, onu söyleyeyim. Kendimize ayırdığımız jumbo dişiler, bakın bunlar. Bu. Yani bunun babasında şov kanı var. Premium'un babasında şov kanı var. Ve sadece bunların babalarında şov kanı var. O jumbo ama, onu söyleyeyim. Ama gayet de güzel geldi. Bakın burada bir jumbo dişimiz var. Sıra komple jumbo dişi. Bakın bu gri sarı yüzü kralla eşe atabilirim. Öyle bir durum da var. Normalde kralın dişisi nerede? Kralın dişisi şu mavi. Mavimiz de güzel, Allah var. Yani kötü değil. Güzel de yavru veriyor yani. Ama şu griden hiç yavru alınmadı. Yavru verirse güzel de yavru vereceğini düşünüyorum arkadaşlar bu grimizin. Çünkü hiç yavru alınmamış. İlk yavrular genelde sonraki kuluçkalara göre her zaman iri ve yapılı olur arkadaşlar yavrular. Size tavsiyem zaten, yavru ayıracaksanız takımınızdan ilk kuluçkanın ilk yavrularından ayırmanızı tavsiye ederim. Böyle de bir durum var. Göstermediğim başka yuva kalmadı galiba. Önemli olanları gösterdik. Niye kaydırma yaptığımızı da gösterdim arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar yavrunun altını ezilip ölmesini istemediğim için bu yavruyu kaydırdık. Videonun hemen sonrasında direkt yuvayı temizleyeceğim. Oradaki yavruları kaydırabileceğim başka yuva varsa kaydırma işlemi yapacağım. Mesela Japonisi belki alıp buradaki yuvaya koyabiliriz. Belki besleyebilirler. Denemek lazım. Onu da dediğim gibi yuva yattıktan sonra benim izlemem lazım arkadaşlar. Yavruyu dövecek mi dövmeyecek mi zaten seslerinden belli olur. Evet, videomuz buraya kadardı. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.